Genel olarak sivil toplum meselesine baktığımız zaman, bunun siz Avrupa kıyasını sordunuz. Avrupa'da ya da Batı'da giderek cazibesini kaybeden bir kavram olduğunu görüyoruz. Yani evet, Orta Doğu'da sivil toplum bizim için yeni, belki heyecan verici. Ancak Avrupa'da, Batı'da bu giderek artık popülaritesini yitiren, cazibesini yitiren bir kavram. Bunun farklı nedenleri var. Öncelikle olarak şunu söylemek gerekiyor. Tabii şeyden yola çıkmamız lazım. Yani kelimeden yola çıkarsak, sadece Türkçe tercümesi de değil. Yani sivil toplum ya da işte açık toplum da deniyor. Bunlar değil de non-governmental organization dediğimiz zaman, yani neden bahsediyoruz biz, bu neye tekabül ediyor? Kelimeden yola çıkarsak hükümet dışı bir alandan bahsediyoruz. Devlet bile değil, yani hükümet dışı, iktidar dışı bir alan, iktidardan kurtarılmış bir alan ve bu alanda örgütlenen toplum ya da toplumsal örgütlenmelerden bahsediyoruz. Neden bu giderek Avrupa'da cazibesini yitiriyor? Çünkü bu kavramın aslında kendini konumlandırdığı yer devletle olan pozisyon, yani devletle ilişkisi ve oldukça normatif bir kavram. Yani tabii ki formal şeyleri de var, işte gönüllü organizasyon olması gerekiyor, kar amacı gütmemesi gerekiyor, ama batılı manada sivil toplum dediğimiz vakit örneğin aklımıza Kanaryaları Koruma Derneği gelmiyor. Yani aklımıza zaten Orta Doğu'da sivil toplum deyince heyecanlanmamızın nedeni de bu. Yani bu normatif taraf. Tabii ki şu var, non-governmental dediğimiz zaman, yani hükümet dışı alan dediğimiz zaman sivil bir alandan bahsettiğimizi varsayıyorduk önceden. Ama uzun süredir şu tartışmalar yapılıyor, özellikle liberal demokrasinin girdiği krizleri de tabii düşünürsek şu tartışma yapılıyor. Gerçekten böyle bir alan var mı? Yani evet, belki bir dernek, bir vakıf, bir STK kendi yerel hükümetin dışında bir yapılanma, ancak başka bir hükümetin, başka bir devletin ya da başka bir kartelin ya da sermayenin bir uzantısı olamaz mı mesela bunlar? Tabii bu tartışmalar yapıldığı için örneğin işte küresel sermaye tabi bazı kuruluşların çalışmaları. Dolayısıyla bunlar çok, yani bizatihi değerli, bizatihi normatif olarak iyidir sivil toplum şeyini sorgulamamıza neden oluyor. Bu tezi sorgulamamıza neden oluyor. İkincisi de Avrupa'da şu an yükselen bir tehdit algısı var. Yani güvenlik tehdidi var. Güvenlik tehdidi olunca tabii ki devletler daha reaksiyoner tepki veriyorlar. Güvenlik tepkileri veriyorlar. Doğal olarak bazı alanları kısıtlıyorlar. O nedenle bakıyorsunuz mesela normalde insan hakları ve özgürlük normatif konseptinden yola çıkan NGO işte ya da bu STK kavramı destek görmesi gerekirken Avrupa'da şu an mülteciler ve iltica bağlamında örneğin İşte Akdeniz'de boğulan mültecileri kurtaran STK'lar şu an kriminal örgütler muamelesi görüyor hükümetler tarafından. Neden? Çünkü şu an Avrupa'nın yürüttüğü ya da Avrupa devletlerinin yürüttüğü iltica siyasetine karşı bir şey yapıyorlar, politika güdüyorlar. Yani kimse burada işte insan hakları, canlar kurtarılıyor ya da yardım ediliyor demiyor. Böyle bir güvenlik tehlikesi olduğu için algı bu yönde değişiyor. Bunun yanı sıra sadece bu ilticayla ilgili, mültecilerle ilgilenen STK'lar değil, aynı zamanda tırnak içinde İslamcı ya da İslami referansı olduğu düşünülen STK'lar da şu an ciddi istihbari mercek altında Avrupa'da. Yine bunlara da yani hani bırakalım yapsınlar, bırakalım etsinler denmiyor. Çünkü güvenlik tehdidi işte bu DH mevzuları 2001'den sonra bu 11 Eylül meselesi bu şeyi paradigmayı değiştirdi tamamen. Benzer şekilde yine aşırı sol örgütler, aşırı sağ örgütler de yani şu an aşırı sağ yapılanmaya giden mesela gençlik dernekleri falan istihbari şeye tabi tutuluyor, izlemeye tabi tutuluyor. Kimse bunlar işte STK, gençlerin bazı çıkarlarını ya da siyasi enteresselerini, menfaatlerini temsil ediyor demiyor. Bir de böyle bir durum var. Yani bu yüzden dediğim gibi NGO meselesi düşen demokrasi anlayışıyla, liberal anlayışla birlikte bu da cazibesini yitiriyor. Ve bunu konuşmak yine en son bize kalıyor. Yani bize bu şeyler genelde ne diyelim copy paste gibi, yani bu yolla geldiği için bu tür tartışmalar, biz şu an bu tartışmayı hala yürütüyoruz. Tabii Türkiye açısından sivil toplum tartışması yeni değil. Biz 80'lerden beri, 70-80'lerden beri bunu tartışıyoruz. 90'lı yıllarda çok ciddi bir literatür de oluştu sivil toplum anlamında Türkiye'de. Ama Orta Doğu bağlamında tabii daha yeni diyebiliriz. En azından bizim için yeni. Çünkü dediğim gibi tanıdığımız bir coğrafya değil.
Şeyden yola çıkarsak bu tehdit algısı ve STK'ların nasıl tanımlandığı. Öncelikle dediğim gibi normatif bir tanımdan bahsediyoruz. Nedir bu normatif tanım? Benim bir kuruluşa STK diyebilmem için batılı manada ve onu destekleyebilmem için demokrasiyi teşvik edici bir paradigmasının olması gerekiyor. Bu tür bir amacının olması gerekiyor. Kar amacı gütmemesi gerekiyor. Gönüllülük esasına göre oluşturulmuş olması gerekiyor. Ve mümkünse seküler yapıda olması gerekiyor. Tabii bunun biraz değiştiğini görüyoruz batıda. Çünkü artık bir yerden sonra tırnak içinde İslamcı ya da dini referanslı STK'larla da işbirliğine gitmek zorunda kaldı batılı hükümetler, devletler. Ama ilk etapta seküler gruplar. STK dediğimiz vakit Orta Doğu bağlamında da bunları anlamamız gerekiyor. Ve bu tehdit algısından yola çıkarak Orta Doğu'ya gelirsem, yani nedir bu Orta Doğu'daki STK, sivil toplum meselesi? Tabii değerli yazarlar, Filiz Hanım, buna açıklık getirecekler somut tek tek ülkelerle. Ama ben genel olarak baktığım zaman, ki ben bir dönem Orta Doğu'da çalıştım, okudum, yaşadım 5 yıl süreyle farklı ülkelerde. Oradaki gözlemlerime de dayanarak şunu görüyorum. Sivil toplum dediğimiz vakit Orta Doğu'da aslında toplumsal kültürel bir yapının yansımasını görüyoruz. Yani tıpkı Avrupa'da olduğu gibi aslında. Avrupa'da nasıldı? İşte bir aristokrasi vardı, onun karşısında bir burjuva vardı. Burjuva kendi menfaatlerini savunmak için çeşitli örgütlenmelere gitti. Sonra bu devletle yer değiştirdi falan. Orta Doğu'daysa ne vardır? Elimizde kabileler var, aşiretler var, elimizde dini gruplar var, cemaatler var, elimizde aileler var. Yani bazı ülkelerde, bu ülke değişebilir, arkadaşlar bunu daha iyi açıklık getirirler. Aileler mesela bazı STK'lara damgasını vurabilir, bazı yerlerde dini cemaatler bunu yapabilir, çoğu yerde de kabileler, aşiretler bunu götürebilir. Araya girebilir miyim burada? Evet, bir şey soruyorum. Hemen aklıma şey geldi. Yani mesela bu ülkelerde, özellikle bazı ülkelerde Osmanlı mirası da aslında bu sizin şimdi saydığınız ve sayacağınız sivil toplum unsurlarına, yani sivil toplum demesek bile hani bu aileler, kabileler bahsettiniz ki ülkelerde de, hadi bu İran'da mesela bahsedecek Müberra. Yani buradan da belki etkilenmiş bir, yani biz hani Türkiye'deki sivil toplumu Osmanlı coğrafyasından alıyoruz çünkü genellikle. Hani bu lonca teşkilatından, ahilik teşkilatından. Yani mutlaka o Osmanlı kültürü, yani bir dönem Osmanlı'nın hakimiyeti altında olan topraklarda da sanıyorum bunun izlerini de rastlamak mümkün, öyle değil mi? Tabii ki. Yani zaten Orta Doğu'da sivil bir alandan bahsederken şöyle düşünemeyiz. Yani sanki böyle bir şey hiç yoktu. Bu sivil toplum kavramıyla birlikte organizasyonlar başladı. Böyle bir şey yok. Aslında biz oldukça örgütlü bir topluma karşı karşıyayız. Hem dediğiniz gibi Osmanlı'dan işte vakıf gelenekleri bir yandan bunu gösteriyor. Diğer yandan dediğim gibi aile yapıları, dini cemaatler, aslında bunların hepsi sivil yapılanmalar. Ama batılı manada sivil toplum dediğimiz vakit yeni bir tanımla karşı karşıyayız. Yeni bir normatif bir konseptle karşı karşıyayız. O manada mesela onlar büyük ihtimalle bu saydığınız şeyleri STK, yani NGO manasında STK demeyeceklerdir. Elbette ki biz zaten dediğim gibi Doğu toplumlarında örgütlü bir topluma karşı karşıyayız. O yüzden diyorum, yani karşılaştığımız örgütlenmeler aslında bir şeylerin uzantısı. Çünkü bu insanlar şey gibi, hani Hüdayi Nabit gibi yerden bitmediler. Yani bunlar belli bir geleneğin bir devamını getirdiler. Tabii bunun dışında şimdi bu normatif konseptten yola çıkarsak Orta Doğu'daki işte sivil toplum denen kuruluşlar, yardım kuruluşlarını falan tabii bir tarafta tutuyorum. Hep bir pozisyon alıyorlar. Nasıl bir pozisyon alıyorlar? İşte non-governmental, government dışında bu pozisyon ya bunun karşısında oluyor, yani muhalif bir pozisyon oluyor. Tabii bu devletin gücüyle de ilgili, durumuyla ilgili, ama genelde Arap devletleri zayıf devletler. Çünkü oluşumları çok geç başladı, yani Osmanlı'dan bağımsızlaşmayla birlikte zayıf devletler. Refleksleri de bu yüzden çok güçlü şey değil, nasıl diyelim, kendi güvenli refleksler vermiyor bu tür oluşumlara karşı. Bir yandan bu şey mesele var. Yani bu tehdit algısından bahsetmiştim. Devletlerin psikolojileri var, tıpkı insanlar gibi. Yani bir devletin tehdit algısı yüksekse, şu an Avrupa'da gördüğümüz gibi, yani bir zamanlar sorun olmayan STK'lar şu an sorun olmaya başladı. Çünkü güvenlik tehdidi yükseldi. Benzer şekilde Orta Doğu'da da hep sürekli dışarıdan bir tehdit, işte dışarıdan manipülasyonlar, dışarıdan toplum mühendislikleri, böyle bir algı olduğu için her türlü oluşuma bu manada, hele de batılı bir oluşumsa, yani içerik olarak mesela konsept
konsept olarak bana yeni bir kadın hareketi öneriyorsa, bana yeni bir işte insan hakları konseptiyle geliyorsa, yerel halk buna doğrudan ve tabii hükümetler de doğrudan şüpheyle bakıyorlar. Yani benzer şeyleri Avrupa için söyleyemeyiz. Neden? Çünkü orada bir homojenlik var. Yani devletin ideolojisiyle zaten toplumda hakim kültür ve devlet kültürü arasında bir homojenlik var. Ha, olmadığı durumlarda ne oluyor? Bugün olan şeyler oluyor. Olmadığı durumlarda güvenlik tehdidiyle bu işte İslam, tırnak içinde İslamcı, tabii İslamcı demek istemem ama yani bu tür böyle tanımlıyorlar. İslamcı, işte aşırı sağcı ya da aşırı solcu örgütlenmeler tehdit gibi görülüyor Avrupa'da. Benzer şekilde Orta Doğu'da da aynı şekilde bu tehdit algısıyla bu organizasyonların alanları çok açılmıyor. Özellikle insan hakları, kadın meselesi, insan hakları meselesi ve özgürlükler bağlamında hareket ediyorsa bu topluluklar. Orta Doğu'ya baktığım zaman bunu görüyorum, böyle bir güvensizlik görüyorum hem halklarda hem devletlerde ve bu yersiz bir güven şey değil, tedirginlik değil. Yani bu oldukça aslında temelli bir güvensizlik. Çünkü biz biliyoruz ki Batı devletleri Orta Doğu toplumlarında uzun vadeli toplumsal mühendislikleri soyundular. Bunun içine belli araçlar gerekiyor. Bunlardan birisi de neden STK'lar olmasın? Öyle değil mi? Yani bir örneğin AB fonu verecekse ya da işte Birleşmiş Milletler belli kuruluşlara destek verecekse burada hangi söylemlere destek veriliyor? Hangi çalışmalara destek veriliyor? Bu önemli bir şey, kıstas. Dolayısıyla Orta Doğu'da sivil toplum dediğimiz vakit bu normatif bakış açısından olayı ele almamız gerekiyor. Bir de şu var, tabii bu Orta Doğu'daki sivil toplumlar hocam, toparlayacağım, çok tecrübesizler. Bu yüzden de kendilerinin öncülü olan batılı STK'lara muhtaçlar. Yani teknik manada da. Neden? Çünkü personellerini eğitmeleri gerekiyor. Tecrübeleri yok. Ben bunu Ürdün'de gördüm. Mesela mülteci meselesinde biliyorsunuz Ürdün Türkiye'den sonra en büyük mülteci kabul eden ülkelerden birisi. Diğeri Lübnan. Burada bu konularla baş edebilmek için işte Birleşmiş Milletler'e bağlı STK'lardan kurslar alıyorlardı. Eğitimler alıyorlardı. Böyle bir bağımlılık ilişkileri de var batılı kurumlarla. Diğer yandan tabii kültürel yürütülen bir şey, toplumsal mühendislik de var. Ben bunu Yemen'de gördüm. Hemen kısa bir anekdot anlatacağım. Yemen'de bulunduğum dönemde bir delegasyonla oradaydım. Dolayısıyla bize resmi programlara davetli olarak gidiyorduk. Fransız Kültür Merkezi'ne davetliydik ve orada bize film gösterisi yapılacağız. Söylendi işte Yemenli gruplar da vardı ve filmin konusu Türk kadını ve İran kadınıydı. Yani Türk kadını hakkında Yemenlilere sunum yapan, 2011 yılından bahsediyorum, sunum yapan Fransız Kültür Merkeziydi, bir STK'ydı. Ve tabii ki söylemler tamamen oryantalist, bizim gerçeğimizle uyuşmayan. Ben de tabii orada bir Türk kadını olarak bulunduğum için buna orada itiraz etmek durumunda kaldım ve tabii o dönemlerde Türkiye çok aktif değildi bu STK manasında. Sonradan o şey açıldı, artık belki biz anlatıyoruz bunları onlara. Ama bunu çok açık bir biçimde orada görüyorsunuz. Yani belli ajandaların takip edildiğini ve bu noktada hem toplumu manipüle edilmeye çalışıldığını görüyoruz. Bir de şöyle bir iki nokta var, çok hızlı ona değinip bitirmek istiyorum. Her türlü kavramda ve oluşumda ben şunu düşünmemiz gerektiğini düşünüyorum. Neden bu iyi? Yani bizzatihi bir şey iyi değildir. Örneğin toplumda birçok STK olsun, işte bu iyi ve demokratik bir topluma işaret eder. Mesela bu ön kabulü biz neye dayanarak söylüyoruz? Neden mesela bunu şöyle de okuyabilirim ben? O kadar çok parçalı bir toplum ki, yani ne kadar parçalanmış bir yapı. Yani olumsuz da yorumlayabilirim bunu ama okumalar hep olumlu yönde bu STK'lara yönelik. Ben bunun sorgulanması gerektiğini düşünüyorum. Ve organize olmak, unutmayalım ki, şöyle bir şey getiriyor. Manipüle edilme ve etme imkanı tanıyor organizasyonlara. Yani bir grup organize olduğu andan itibaren aslında manipülasyona açık oluyor. Devleti manipülasyonu olabilir, başka mihrakların ya da güçlerin manipülasyonu olabilir, açık hale geliyor. Kendisi de manipüle etme gücüne sahip oluyor. Nitekim bazı yerlerde görüyoruz, STK'lar bir süre sonra devletleşiyor. Yani aslında o sivil dediğimiz alan sivil kalmıyor. Özellikle de Orta Doğu gibi, Türkiye'yi de onun içine katabiliriz, toplumlarda her şeyin, her alanın siyasallaştığı toplumlarda elbette ki bir alanın böyle sadece yani bizzat sivil kalması mümkün değil. Bir süre sonra bu muhakkak siyasal bir şeye dönüşüyor. Nasıl bir şeye dönüşüyor? Muhalefet ya da iktidar yanlısı gibi dönüşüyor. Ve sonra ne oluyor? Bazı ülkelerde tabii
Suriye'yi buna örnek verebiliriz. Suriye, Yemen şu an bunların STK'ları, devlet karşısında kendilerini konumlandıran STK'lar mesela bu ülkelerde barınamıyorlar. O yüzden şu an neredeler? Bizdeler. Yani İstanbul'dalar şu an. Bunu da belirtmek istiyorum. Şu an Türkiye ve İstanbul Arap aklının yığıldığı, Arap STK'larının aslında yeniden, bazen yeniden kurulduğu, bazen de burada devamlarının sağlandığı bir merkez haline gelmiş durumda. Dolayısıyla biz hem toplum olarak hem devlet olarak bunu durumda nasıl halleşeceğimizi düşünmek zorundayız. Çünkü bizler için Arap toplumuyla diyalog içinde bulunmanın da bir imkanı bu, buradaki STK'lar. Tıpkı örneğin Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili mülteci yardımları da biliyorsunuz çok gündeme geliyor. Türkiye çünkü çok harcama yaptı bu konuda. Avrupa Birliği yaptığı ödemeleri bize yapmıyor. Yani hükümete yapmıyor. Çünkü hükümete de bir güven ilişkisi kuramadığı için diyor ki ben hükümete vermem, kime veririm? STK'lara veririm ve kendi seçtiğim STK'lara veririm. Yani böyle bir şey ilişkisi var. Batı'yla bizim bu Orta Doğu'daki ve Türkiye'deki STK'lar arasında bizim de bu Arap STK'larla ilişkilerimizi belki bu bağlamda yeniden düşünmemiz gerekebilir.